Serkan Çayoğlu Bodrum'un tadını doyasıya çıkardıktan sonra yuvaya döndü, İstanbul'da iş görüşmelerine başladı. Kısa bir tatil yaptık. İyi geçti, güzel geçti. Şimdi bizim provalar başlayacak. Yakışıklı oyuncu İstanbul'a dönmesine sebep olan yeni dizisi Yanık Ülke içinse oldukça iddialıydı. Valla çok güzel bir proje geliyor. Hani önden bir şey söylemek değil de bunun için ekstra zaten röportajlar yapılır kesinlikle. Ama çok yakında yani giriyoruz sete. Sanırım Eylül'de falan da artık yayında olmuş oluruz. Güzel bir iş olacak, onu söyleyeyim. Yani ondan eminim. İddialıyız yani. Serkan Çayoğlu'nun yeni projesindeki partneri de son zamanların güzelliğiyle hayran bırakan ekranların aranan yüzü Ayça Ayşin Turan oldu. İlk kez birlikte bir projede yer alacak olan ikiliden Serkan Çayoğlu, partneri Ayça Ayşin Turan'la uyum yakaladıklarını açıkladı. Biz bir tanışma oldu, bir tanıştık. Bence gayet de güzel anlaştık. Şimdi prova süreçleri başlayacak. Dizi çekimleri başlıyordu başlamasına ancak henüz Temmuz ayının başında olunca Çayoğlu'nun tatil sezonunu kapattığını düşünmek istemedik. Valla iş başlayınca biliyorsun biz 6 gün çalıştığımız için biraz zor oluyor ama tabii illaki 1-2 gün öyle bir şeyimiz denk gelecek ara ara. Özge'nin müsaitliğine göre de bir küçük minik tatiller yapılır. Serkan Çayoğlu Bodrum tatilinde de oldukça fit ve formda halleriyle de dikkat çekti. Yıllardır değişmeyen fiziğinin sırrı da öğrenildi. Çok özel yaptığım bir şey yok aslında, bu benim şeyim. Hayat rutinim diyebilirim yani. Haftada 3-4 minimum sporum var benim. Ha bu dönem çalışmadığım dönemlerde daha yoğun oluyor. Daha fazla konsantre olabiliyorsun vesaire. Ama bakalım yani benim rutinim ya. Ünlü oyuncunun sporunu aksatmamasının en büyük sebeplerinden biri de dileyince yemek yiyebilmekti. Daha fazla, daha güzel yiyebilmek için bazen spor yapıyorum. Evet, boğazıma düşkünüm ben çünkü. Daha çok yemek için mi? Daha çok yemek için demeyelim ama istediğimi yiyebilmek için. Yani ben öyle şey, yok diyetmiş vesaire falan kısamıyorum yani birazcık o konuda şeyim. Boğazımıza düşkünüz diyebiliriz. Eşi Özge Gürel'le sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüş, 7 yıllık birlikteliğin ardından çift 2022'nin Temmuz ayında evlilikle taşlandırmıştı. Yakışıklı oyuncu evliliğin aşkı öldürdüğüne de insanı değiştirdiğine de inanmadığını dile getirdi. Biz gün geçtikçe zaten birlikte büyüyoruz. Uzun da bir ilişkimiz var. Yani evlilik bize şöyle bir şey kattı, şunu değiştirdi falan diyeceğimiz bir şey yok. Sadece evet çok keyifli bir ilişkimiz var. Ve yani birlikte büyümek bence çok keyifli, çok değerli bir şey. Biricik eşi Özge Gürel'in ise pek tabii ki Serkan Çayoğlu'na kattığı güzel yönler de vardı. Disiplin seven biriyim ben. Ama tabii şey de var. Ya birazcık plan program yapmaktan ziyade biz onu da biraz Özge'den kaptım diyebilirim. Ben daha işte daha programlı, daha disiplinli falan giden biriydim. O program kısmını birazcık saldım. Daha spontane yaşıyoruz yani. Daha az plan yaparak, daha günübirlik karar vererek yaşıyoruz. Bu da Özge sayesinde oldu. Çok daha keyifli oluyor, evet. Anlık her şey daha güzel oluyor.